Bunu deliye verelim de sana. Asacak mı bunu? Ha, götür bayraklarını dalgalandıralım her tarafa. Evet, arkadaşlar bugün il başkanımızla birlikte çıkarak hem esnaflarımıza hem değerli hemşehrilerimize bir selam vermek istedik. Aslında gerçekten Türkiye için çok önemli bir süreç. Türkiye'nin halkın sahiplendiği bir davamız var. Türkiye'nin kalkınma davası, gelişme davası, terörden arınma davası. 15 Temmuz'u Malatya'da, Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da yaşadık. Ve Malatya'da gerçekten bayrağına, devletine, vatanına sahip çıkma bilinci son derece yüksek. Askerimiz Suriye'ye girdiği günden itibaren vatandaşlarımızın ne kadar duyarlı olduğunu gördüm. Bizden ciddi manada da bir bayrak talepleri vardı. Dolayısıyla bizler de bir karar aldık. Dedik ki bayrak dağıtalım. Hedefimiz tabii 44 bin tane Malatya'nın trafik kodu olan 44'e yakışır bir şekilde 44 bin bayrağımızı değerli hemşehrilerimize dağıtalım diye. Gerçekten son dönemlerde terörle mücadelede Türkiye çok ciddi, ülkemiz ciddi bir başarı sağladı. Ve şu anda da Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Başkomutanımızın talimatlarıyla da ordumuz şu anda Suriye'den ülkemize yapılan bütün saldırıları biliyorduk. Onlarca eylem yapıldı, onlarca şehit verildi. Ama terörü yerinde kurutmak amacıyla şu anda Suriye'de bütün dualarımızla, Türk halkının duasıyla, anaların babaların duasıyla, biraz önce de bayrak verdiğimiz amcamızın çocuğu da şu anda Afrin'de çarpıştığını söyledi, cephede olduğunu söyledi. Gerçekten onlar için dua edeceğiz ama bu bilincin oluşması için de bayraklarımızla balkonlarımızı, binalarımızı süsleyeceğiz. Biz önceki geceden itibaren bütün ana caddelerimizi, ana arterlerimizi bayraklarla süsledik. Bu birlik zamanı biz ne kadar bir olursak ülkemiz adına, geleceğimiz adına, vatanımız adına o kadar daha güçlü olacağız. Biz Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetleneceğiz, hükümetimizin etrafında kenetleneceğiz. Görüş ne olursa olsun bu dava vatan davası, bayrak davası. Hep birlikte olacağız, güçlü olacağız inşallah. Bugün bu kampanyaya katılan, bakıyorum herkes tabii bayrak diye büyük bir talep var. İnşallah yetiştiği kadar herkesi bayrakla donatacağız.